Herkese merhaba. İlk podcastime gelen yoğun ilgi üzerine ikinci podcasti birkaç gün erken yayınlamaya karar verdim. Yoğun ilgi derken şaka falan da yapmıyorum. Az önce istatistiklere baktım. Herhangi bir reklama çıkmadığım halde hatta videoyu sosyal medya hesaplarımda paylaşmadığım halde YouTube'da toplam 8 saat kadar dinlenmişim. 4 tane de tanımadığım insanlardan yorumlar gelmiş. Tabii kendilerini tanıyorsam Kusura bakmasınlar lütfen. Sima'yan çıkartamadım zihnimde isimlerini okuduğumda. Ne güzel bu sayılar, bu izlenme sayıları benim için yeterli hatta artar bile. İlk bölümü kaçıranlar için ufak bir bilgilendirme yapayım. Alman sosyolog Max Weber'in değer uygunluk ve rasyonalizasyon kavramlarından bahsetmiştim kısaca. Meraklısı için aşağıya link bırakacağım. O linki tıklayarak podcaste ulaşabilirler. Bugün ise sizlere İngiliz sosyolog Herbert Spencer'dan bahsedeceğim. Aslında ilk bölümün sonunda gelecek hafta ya Hannah Arendt'i ya da Foucault'u konuşuruz demiştim. Hatta yorumlardan bir tanesi de post yapısalcıları konuşacak mıyız şeklinde bir soruydu. Ancak daha sonra düşününce böyle bir sıralama yapmanın kitaba son sayfasından başlamak gibi olacağını fark ettim. Biz önce moderniteyi sindirelim, en son aşamada postmodernizme geçeriz. Hem benim arşivimin bütünlüğü için daha iyi olur hem de dinleyenlerin tarihin akışını daha iyi kavramaları adına e, bence daha anlamlı olacaktır. Neyse efendim, eğer zihninizin kemerlerini çözdüyseniz tüm hızımızla yaklaşık 20-30 dakika kadar Herbert Spencer'ı konuşmaya, tartışmaya başlayabiliriz. Spencer'a geçmeden önce şu soruyu bir açıklığa kavuşturmamız lazım. Tarihteki ilk kitleler ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Burada kitleler derken farklı inançlara, ideolojilere ve kültürel altyapılara sahip olan ama yine de birlikte yaşamayı bilen insan yığınlarından bahsediyoruz. En baştan şunu da belirtelim. Kitlenin bir sınıf bilincine, vatan millet aşkına ya da ortak bir ülküye sahip olması gerekmiyor. Kitle temelde sadece kitledir. Herhangi bir ideolojiyi ve kültürel pratiği ön varsaymaz. Bunu netleştirelim. Çünkü kitle meselesini iyi kavramamız lazım ki modern toplumun nasıl doğduğunu da anlayalım. Şimdi bu süreci biraz berraklaştırmak için sizi geçmişe götüreceğim. Gözlerinizi kapatıp feodal bir dünyada yaşadığınızı ve uzun bir yolda ağır ağır yürüdüğünüzü hayal edin. Etrafınızda böyle bölük pörçük tarım arazileri ve el değirmenleri var. Tarım arazilerinde ufak gruplar halinde kadınla erkekle serfler var. Ellerinde kazmalarla, küreklerle, arı gibi çalışıyorlar. Ula çabuk dön! Eteki tarlayı da süreceğiz. Eküs! Ula ne fok Ben Her bir tarım arazisinin içinde de şaşalı bir ev var ayrıca. Böyle dubleks, terastı falan. Yani feodal lordlara, aristokratlara ait evler bunlar. Ulan şurada 141-142 başlarız. Hepinizi ben besleyin. Şimdi odamızı biraz daraltalım ve tek bir tarlaya odaklanalım. Ve diyelim ki o tarlanın serfleri, emekçileri ayda toplam 3 ton buğday üretiyorlar. Tam tamına 3 ton buğday. Ay sonunda bu 3 ton buğdayın en az 2 tonunu mecburen kime verecekler? Toprak sahibi lorda. Kalan bir tonunu da parça parça gıdım gıdım pazara götürüp satacaklar. Ve böylece ay boyunca temel ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Yani öyle asgari ücret, maaş, sigorta, çocuk indirimi bunlar söz konusu değil. Serf ürettiğinin çoğunu toprak sahibine teslim eder. Birazını da kendisine ve ailesine ayırır. Tabii ki Lord'un izniyle hepsi bu. Bunu Marksist ekonomi politikle açıklamak gerekirse meta önce paraya Sonra tekrar metaya dönüşüyor hızlı bir şekilde serfler için. Ve serfler bizzat feodal lordun malı sayıldıkları için de pek fazla birikim yapma, para biriktirme şansları da yok, takdir edersiniz ki. Aslında bu klasik anlatı köylülerin neden devrim yapamadıklarının da açık bir cevabı. Yani düşünün. Bu serfler, emekçi arkadaşlar, bir kere kitleler halinde değiller. Dayanışmaları, örgütlenmeleri çok zayıf. Ayrıca Fordist ya da Taylorist bir üretim ağının parçası olmadıkları için ne ürettiklerini gayet iyi biliyorlar. Yani fabrika işçileri gibi kendi emeklerine yabancılaşmış değiller. Üstelik yine fabrika işçilerinin aksine bütün gün aileleriyle, çocuklarıyla birlikteler. Daha ne olsun? Bir de sahipleri yani lordları güleç bir herifse, onları üzmeyen bir herifse Kendilerini ne kadar şanslı hissediyorlardır kim bilir. En azından şimdinin A101 kasiyerlerinden daha mutlulardır mesela. O dönemlere bu gözle baktığımız zaman köylülerin sosyalist devrimlerde neden itici güç olmadıklarını gayet iyi anlıyoruz. Mesela Sovyetlerde Bolşevik devriminin hemen akabinde bile işçilerle köylüler arasında hep tuhaf bir gerilim olmuştur. Bunun nedenini anlamak Marksist perspektiften baktığımızda pek de zor değildir. Evet. Az önce hayata serflerin gözünden baktık. Şimdi bir de feodal lordların, aristokratların gözünden bakmaya çalışalım o döneme. Ve onların nerede hata yaptıklarını, neden tarihin tozlu raflarına kaldırıldıklarını anlamaya çalışalım. Şimdi feodal lordlar, aristokratlar ya da soylular artık hangisini tercih ederseniz. Her ay serflerinden 2 ton buğday alıyorlardı değil mi? Hem de hiçbir şey yapmadan. E düşünün koskoca aristokrat adam. 2 ton buğdayı afedersiniz amele gibi her gün pazara götürüp satacak hali yok değil mi? O kadar buğdayı tüketecek hali de yok. Ne yapacak peki? İşte tam o sırada Lord'un kapısı çalınıyor. Lord bir de bakıyor ki karşısında at arabalarıyla, kamyonetleriyle birlikte tüccarlar var. Tüccarlar diyor ki, Lord'um sen toptan sat bize bu iki ton buğdayı, biz de sana şu kadar nakit ödeme yapalım. E haliyle hay hay diyor bizim lord. Oturduğu yerden para kazanacak. Ne güzel. Anlaşma yapılıyor. Buğdaylar at arabasına ya da kamyonete yükleniyor. Tüccar yüküyle birlikte şehir merkezine doğru yola koyuluyor. Peki çiftlikleri tek tek dolaşıp tonlarca mal satın alan bu tüccarlar sonra ne yapıyorlar? Mesela adamların elinde o kadar çok buğday var ki buğdayın piyasa değerini kendileri belirleyebilirler. Böylece karlarına kar, servetlerine servet katıyorlar ve bir süre sonra gelişen teknolojinin de etkisiyle kocaman kocaman fabrikalar kuracak kadar bir birikime sahip oluyorlar. Dolayısıyla Burjuva devrimi dediğimiz şey tam o dönemde gerçekleşiyor işte. Şehirde kocaman kocaman fabrikaların kurulduğunu duyan serfler de gözlerini para bürüdüğü için feodal lordlarını terk etmeye başlıyorlar. Yandım oh ay. Ula işersiz, ha? Allah yapma. Ula it oğlu. düşürmek istersin? Ah yapma. Üf. Feodal lordlar yahu daha dün bunlar kamyonetlerle at arabalarıyla gelip bizden mal alıyorlardı ne zaman bunlar bu kadar zenginleşti de devasa fabrikalar kurdular diye bu olayı bu süreci idrak edene kadar iş işten geçiyor tabi. Zamanla feodal lordlar tarihten siliniyorlar ve yerlerini kapitalistlere bırakıyorlar. Burada dipnot düşelim. Amerikan İç Savaşı'nın da aslında bir feodalizm, kapitalizm savaşı olduğunu hatırlayalım. Peki Burjuva devrimini tüccarların parlak zekalarına bağlayabilir miyiz? Ya da tüccarlar çok mu çalışkan, para göz veya hırslılardı. Elbette öyle olabilirler ama esas neden kesinlikle bu değil. Tüccarların zenginleşmesinin esas nedeni altlarında at arabası ya da kamyonet olmasıydı. Yani bindikleri bu teknolojik araçlar sayesinde dolaşımı örgütleyebiliyorlardı. Aslında aynı şey bugün de geçerli değil mi? Mesela Twitter'ın sahibi Jack Dorsey'i ele alalım. Ne üretiyor Jack Dorsey? Hiçbir şey sizin benim gibi milyonlarca insanın çoğu lüzumsuz olan hatta zırva olan tweetlerini dolaşıma sokuyorlar belli bir format çerçevesinde. Burada konuyu Makluha'nın ünlü araç iletidir değişine bile bağlayabiliriz ama Makluha'nı bir başka podcast'te ele alacağım. Şimdilik orada kalalım. Demek ki Burjuvazi'yi feodal lordlardan ya da işçilerden ayıran esas şey üretme ve ürettirme kapasitelerinden ziyade dolaşımı örgütleme becerileri. Kabaca tüccarların aristokratları tarihten silmesinin nedeni bu. Belki çok basit bir at arabası ya da kamyonet anlatabiliyor muyum? Sonuç olarak 18. yüzyılda üretim ve dağıtım araçları değişmeye başladı. 19. yüzyılda bu değişim iyice hız kazandı. Ancak ne var ki değişen bu araçlara aristokratlar değil burjuva sınıfı sahip oldu. İnsanlar zenginleşen tüccarların kurdukları fabrikalarda çalışmak üzere belirli bölgelere akın ettiler. Bir süre sonra birlikte yaşamayı öğrendiler. Fransız ihtilali gibi önemli toplumsal hareketler ortaya koydular. Ve bizlerin nihayetinde modernite diye bildiğimiz hani Foucault, Baudrillard, Paul Virilio gibi sosyologların eleştire eleştire bitiremediği o modernite bugünlere kadar ulaştı. Evet ilk bölümde tarihteki ilk kitlelerin nasıl ortaya çıktığını konuştuk. Bu ikinci ve son bölümde de İngiliz sosyolog Herbert Spencer'ın toplumla ilgili bazı görüşlerinden kısaca bahsedeceğiz. Herbert Spencer 1820 yılında İngiltere'de doğmuş bir sosyolog. Hemen baştan belirtelim bildiğiniz evrimci bir adam bu. Bütün teorilerini evrim üzerine veya evrim ekseninde kurmuş. Hatta kimilerine göre ürettiği eserlerle Darwin'in en büyük rakibi sayılabilir. Ben ceketini şuraya alsan sen, siz evet. de orada otursanız, 1 milyon yıl geçse o ceketlerin size şey olur mu? Yani bravo! Bravo! Nasıl oluyor? <laughs> Süper bir mantıktır bu ya! Ki bana sorarsanız da Darwin kadar ileri görüşlü bir adam ama tabii popülarite açısından hep Darwin'in gölgesinde kalmış. Peki ne diyor Spencer? Spencer, biyolojik organizmalarla toplumsal organizmalar arasındaki temel bir benzerliğe ve temel bir farklılığa vurgu yapıyor. Önce benzerlikle başlayalım isterseniz. Şimdi, biyolojik organizma olarak bir kediyi ele alalım mesela. Veya yılan, ayı, öküz, insan hiç fark etmez. Kedinin akciğeri, kalbi, dalı, bağırsı ya da pek çok organı var. Ve bu organlar kendi başlarına hiçbir işe yaramazlar, değil mi? Zaten ayrı ayrı birer bilinçte taşımazlar. Bu organlar ya da uzuvlar ancak ve ancak bir arada uyum içinde çalışırlarsa ve bütün için var olurlarsa organizmanın hayatta kalmasını sağlayabilirler. Yani anlamlı olurlar. Nitekim evrimin de canlılara en büyük getirisi işte bu uyumdur. Vücutlarında böyle bir uyuma sahip olmayan canlılar doğal seleksiyonla yok olup giderler. İşte Spencer toplumsal organizmaların da tıpkı bu şekilde bir uyum içermesi gerektiğini ancak bu şekilde iyiliğe, mutluluğa ulaşılabileceğini söylüyor. Toplumsal organizma derken de mesela Türk toplumunu, Alman toplumunu ya da Rus toplumunu ele alalım. Şayet iç çatışmalar, kavgalar, dövüşler olmazsa bu toplumlarda gelişim hızlanır. Bu açıdan biyolojik organizmalarla toplumsal organizmaların birbirlerine gayet benzediğini söyleyebiliriz. Gelelim bunların ayrıştıkları yere. Şimdi ülkemizde 83 milyon insan var ve her bir insan ayrı birer bilinç taşıyor. Her birimizin kendi idealleri, zevkleri, evrimsel geçmişinin getirdiği avantajları ya da dezavantajları var. Bizler az önce verdiğimiz örnekteki kedinin akciğerinden dalağından böbreğinden daha fazlası sistem için. Demek ki der Spencer, biyolojik organizmalarda parçalar bütünün yararı için var oluyorken, toplumsal organizmalarda bütün parçaların yararı için var olmalıdır. Geçenlerde AK Parti'nin billboardu vardı caddede. Billboard'da şu yazıyordu: "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." Aslında Spencer de tam olarak bunu söylüyor. Tabii 200 yıl kadar önce. İşte bu noktada Spencer'ın liberal damarı daha da kabarıyor. Zira rahmetli iflah olmaz bir liberalmiş desek yeridir. Diyor ki Spencer, toplumsal organizmalarda dört temel süreçten bahsedilebilir. Evrimleşme, karmaşıklaşma, uzmanlaşmış işlevler geliştirme ve uyum sağlama. Yani meyalen şunu söylüyor. Aynı toplumun fertleri olarak birbirimize çok fazla benzememeliyiz. Aksine farklılaşmalıyız farklı uzmanlık alanlarına ayrılıp bambaşka yetenekler geliştirmeliyiz. Mesela Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki gibi hepimiz kendimizi ayrı ayrı gerçekleştirmeliyiz kısacası. Gel gelelim birbirimizden farklılaşırken tıpkı kedinin organları gibi uyum içinde kalmaya devam etmeliyiz ve bu uyumu da bilin bakalım kim sağlayacak? Liberal devlet. Spencer bir adım daha ileri giderek devlet yararına bile olsa bireylerin haklarının çiğnenemeyeceğini savunmuştur. Spencer'a göre merkezi bir otoriteye, homojen bir nüfusa ve feodal bir üretim anlayışına sahip olan bütün toplumlar, geçirecekleri kaçınılmaz bir evrimle birlikte merkezsiz, liberal, melezleşmiş birer endüstri toplumuna dönüşeceklerdir. Ve bu dönüşüm hayvanların doğal seleksiyonu kadar doğal bir süreç olacaktır. Şimdi diyebilirsiniz ki ne var bunda? Yani bu hikayeyi 40 yıldır posta gazetesi okuyan dedem de biliyor. Ancak şunu unutmayalım arkadaşlar. Spencer bu tespitleri 200 yıl önce yapmış. Ve o dönem dünyada aristokrasi halen çok güçlü. Bugünün Endüstri 4.0'ına baktığımızda ise Spencer'ın sahiden de nokta atışı yaptığını görüyoruz. Ve yine onun gözlükleriyle günümüzü okursak mevcut diktatörlüklerin er ya da geç yıkılacağını düşünüp biraz moral bulabiliriz. İşte bu ve benzeri görüşleriyle Darwin'in kuramlarını sosyolojiye taşıyan Spencer, statik felsefe ve sentetik felsefe kitaplarını kaleme alarak bütün dünyaya adını duyurmuş ve 1903 yılında İngiltere'de hayata gözlerini yummuştur. Bir podcastın daha sonuna geldik dostlar. Umarım faydalı olmuştur. Önümüzdeki hafta en geç cumartesi günü görüşmek üzere. Eğer podcastten memnun kaldıysanız beğen butonuna basınız ki yeni yayınlar için gerekli iç motivasyonu bulabileyim. Hoşçakalın.